geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Sağ olun, çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, sizler de ekranlarınız başına hoş geldiniz. Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster? Başlıyor. Yasemen Güraydın geliyor. Hoş geldiniz Yasemin Hanım. Merhaba Murat Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Biraz heyecanlıyım ama iyiyim. Teşekkürler. Efendim, sizi biraz tanıyalım. Yasemen Güraydın. Aydın'dan geliyorum yarışmaya. Bir oğlum var, 10 yaşında. Onunla birlikte yarışmaya katılmaya karar verdik açıkçası. Onun şansına daha doğrusu. O mu sizi ikna etti? Evet, o çok istedi Murat Bey. Dedi ki zaten şu anda görüyorsunuzdur kendisini. Burada mı geldi? Evet, benimle birlikte geldi. Annem, kayınvalidem ve oğlumla birlikte geldim. Eşiniz nerede? Eşim Joker'im. O yüzden beni bekliyor şimdi yani o da. Evet, orada bekliyor şu anda. Evet. Fotoğrafta gördüğümüz üzere. Evet, evet, evet. Network mühendisi yapıyorum, özel bir şirkette çalışıyorum. Aydın'da çalışıyorsunuz. Aydın'da çalışıyorum, evet. Öyle, yani elektronik mühendisiyim. İTÜ'den mezun oldum. Daha sonra 9 Eylül ile İzmir'e döndüm. Orada yüksek lisans yaptım. Sonra da Aydın'da özel bir şirkette çalışmaya başladım. 10 sene oldu. Öyle devam ediyoruz. Peki efendim. Size kolay gelsin diyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben kayınvalidesiyim. Kendisini çok sevdiğimi söylüyorum. Başarılar diliyorum. Allah çok razı güzel olsun. Bir kızım. Çok tatlı. Allah her zaman ona mutlu etsin inşallah. Amin, inşallah. Sizlere de başarılar diliyorum Murat Bey. Sağ olun, yani teşekkür ederiz. Programlarınızda olsun, yaşantınızda olsun. İnşallah. Mutluluklar diliyorum herkese. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet, yakışıklı buyur. Ben anneme güveniyorum. Eğer heyecan yapmazsa 1 milyon lirayı alabilir. O yüzden ona güveniyorum. Şimdi anladın mı annen sana mesela ders çalış derken ya da sınavlarına... Gireceğin zaman oğlum biraz daha dikkatli ol derken ne hissettiğini. Evet. Anladın değil mi? Kolay değilmiş. Teşekkür ederiz, sağ ol. Merhabalar, ben annesi oluyorum Yasemen Hanım'ın. Engin Yılmaz. Kızıma güveniyorum, başarılar diliyorum. Sağ olun efendim, teşekkür ederiz. Yasemen Hanım, var mı sizin bir hedefiniz? Yani oğlumun kısmetiyle nasibi için ne olacaksa o şekilde katılalım diye düşündük. Çünkü o işte ilk zaten haber geldiği zaman falan anneciğim yarışmaya mı gidiyoruz gelip beni öpüyor. Durmadan öpüyor ilk haber geldiği zaman Murat Bey, görmeniz lazım yani. Çünkü bizim bir arkadaşımız gitmişti yarışmaya. Yeğenleri geldi buraya Nedim'in. Sonra Nedim böyle çok şey yaptı, heves etti yani işte ben de geleyim anne biz de gidebilsek keşke diye. Hemen böyle yazdı, başvuru yaptık. Sonrasında ilk haber aradılar bizi. İşte ben inanamadım zaten. Yani işte dedim ki ya nasıl yani gerçekten mi falan. Sonra Nedim'e söyledim. Birlikteydik o esnada Nedim'le. Oğlumun ismi Nedim bu arada. Sonra beni öpüyor sürekli. İşte anneciğim gidecek miyiz yarışmaya, şöyle mi olacak, böyle mi olacak diye. Sonrasında da işte zaten süreci biliyorsunuz ama arkadaşlara gerçekten yani size de tüm ekibe, yapım ekibine, bütün arkadaşlara ulaştırmadan hepsine çok çok teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Ne estağfurullah, demek? Estağfurullah. Yasemin Hanım, yarışmaya başlayalım mı? Yani biraz heyecanlıyım ama başlayalım yani. Yapacak bir şey yok. Bir şekilde başlayacağız nasılsa. Peki, kuralları biliyorsunuz. Hı hı, biliyorum. Yarışma başlıyor. Ağzı kulaklarına varıyordu denen bir kişinin duygu durumu muhtemelen nasıldır? A. Çok üzgündür. B. Çok korkmuştur. C. Çok meraklıdır. D. Çok mutludur. D. Çok mutludur olduğunu düşünüyorum. D. Çok mutludur. Son kararım, eminim. İkinci soru geliyor efendim. Söze
Hazır ayaktayken diye başlayan biri arkadaşından genellikle hangisini istemez? A. Pencereyi açmasını. B. Işığı kapatmasını. C. Çay koymasını. D. Oturmasını. Hazır ayaktayken oturmasını istemeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla D. Oturmasını. Eminim, son kararım. Burada çok güzel arkadaşlıklar da edindik. Onları da buradan selamlamak istiyorum. Çok güzel arkadaşlarımız var. Onlara da selam söylemek istiyorum. Zaten biz kardeş gibi olduk. Bundan sonra da görüşeceğiz. Yani böyle bir şey oluştu. Bizim toplumumuzda böyle bir şey var. Hani birlikte olduğunuz zaman böyle bir kardeş, hemen havasına bürünüyorsunuz. Ya buradaki ortamdan kaynaklandığını da düşünüyorum. Özümüzde var çünkü. Evet, inşallah bundan sonra yani. Evet, yani bunları daha fazla ortaya çıkartırız. Daha da güzel günler bizi bekliyor. İnanıyorum yani ben buna. Ne güzel söylediniz. Tebrikler. 1000 lira kazandınız. İlk aşamayı geçtiniz. Sırada 3. soru var. 2000 lira değerinde. Bundan geliyorum. Çok korkuyordum zaten. Hani ilk iki soruda elenip kepsi olmak diyorlar ya. Şimdi çok şükür yani. İnşallah böyle devam etsin diye dua ediyorum. Peki efendim. 3. soru gelsin lütfen. Telefon operatörü annesinin evlenmeden önceki soyadını sorduğunda Adana, Kastamonu, Iğdır, Lüleburgaz diyen biri hangi cevabı vermiş olur? A. Akıl. B. Asıl. C. Alım. D. Akın. Kodlamış. Adana, Kastamonu, Iğdır ve Lüleburgaz demiş. Dolayısıyla A, K, I ve L olmuş. Yani akıl. A. Akıl. Eminim, son kararım. Evet, sırada 4. soru var. Evet. Vallahi Allah yardımcımız olsun Murat Bey. Heyecanla gidiyoruz. Korkacak bir şey yok, gayet iyi gidiyoruz. Yani sorular gördüğünüz üzere kolay. Kolay ama hep böyle mi gidecek bakalım yani. Biraz tabii ki böyle gitmeyecek. Gitmeyecek yani, işte zaten hikaye o. Ama korkunun da ecele ne faydası yok. Yok. Bir de nasip. Yani hep böyle yaşadık, nasip. Yani rızkımız belli. Hani ne olursa olsun o değişmeyecek. Hiç korkmayın derim. Yolumuza İnşallah. Devam edelim. İnşallah. 4. soru gelsin efendim. Bastırma yazı ifadesi hangi mevsimin sonundaki sıcak günler için kullanılır? A. İlkbahar. B. Yaz. C. Sonbahar. D. Kış. Ya sonbahar olduğunu düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla da hani C şıkkı olmuş oluyor. Emin misiniz derseniz çok emin değilim ama ilkbaharda böyle bir şey olmadığını duydum. Yani mesela babam hep şey der, işte pastırma yazı, pastırma sıcakları daha doğrusu diye bir şey var. O yüzden C, sonbahar demek istiyorum. Eminim, son kararım. Evet, geldik 5000 lira değerindeki 5. soruya. Evet. Geliyor. Arkadaşınız bak şimdi banttan sayı alacağım cümlesini kuruyorsa hangi oyunu oynuyorsunuz demektir? A. Dart. B. Bilardo. C. Curling. D. Tenis. Yani bir kararım, yani bir düşüncem var ama emin değilim. Şimdi yani dart olduğunu düşünüyorum ama emin değilim. Bilardo da gidip geliyor aklımda açıkçası. O yüzden ben seyirci jokerimi kullanmak istiyorum burada. Tabii ki sevgili seyirciler, arkadaşınız bak şimdi banttan sayı alacağım cümlesini kuruyorsa hangi oyunu oynuyorsunuz demektir. A. Dart. B. Bilardo. C. Curling. D. Tenis. Süreniz 10 saniye. Seyircilerin %36'sı A şıkkı dart demiş, B bilardo diyenler %27 ile ona yakın, sizin gibi düşünmüşler. Belki de etkilediniz, bilemiyoruz. Evet. %22 ile C şıkkı curling, %15 ile D şıkkı tenis diye gidiyor efendim.
Yani... emin değilim ama 150'yi de kullanmak istiyorum o zaman. Tabii yarı ki yarıya. İki tane yanlış cevabı eliyoruz. Tamam. B bilardo, D tenis. B bilardo. Eminim son kararım. Masanın kenarlarına, vurmak iç kenarlarına bant deniyor. Hiç bilmiyorum. Oradan topu oradan görüp alınan sayılara da banttan alınan sayılar deniliyor. Hiç bilmiyordum. Hatta 3 bant gibi türleri var. Topun 3 bant gördükten sonra topa vurduğu... Ha şöyle evet. Vurduruyorlar. Evet. O kenarlara bant deniyor zaten. Yani bilardoyla hiç şeyim yoktu. Dart'ta öyle bir şey olsa... Yani banttan niye alacağım desin değil mi? Birinin üzerinden sektirip... Seni sektireceğim falan. Ama işte 150'yi kullanmasaydım iyiydi ama yapacak bir şey yok yani. İki joker kullandık burada, evet. İyi gidiyorduk. Biraz burada evet. Bir sektik. Sektik, evet. Evet. Ama yolumuza devam ediyoruz. Allah büyük diyoruz. 7500 liralık soru var sırada. 6. soru. Sesli bir soru. Önce tamam. Dinleyeceğiz, sonra soru gelecek. Tamam. Dinliyoruz efendim. Dinlediğiniz müzik hangi film serisine aittir? A. Geleceğe Dönüş. B. Indiana Jones. C. Yıldız Savaşları. D. Görevimiz Tehlike. Yani... O yüzden hani böyle bir de şeyi vardır yani böyle bir altyapısı hani film izleyeyim, müzik dinleyeyim falan. Arayalım o, efendim Ahmet Bey'i. Ahmet Bey iyi akşamlar, ben Murat Yıldırım, nasılsınız, iyi misiniz? İyi akşamlar Murat Bey, teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun efendim, bizler de iyiyiz. Size bir sorumuz olacak. Aileniz burada, gayet iyi gidiyoruz, hiç fena değiliz. 6. sorudayız. Efendim hazırsanız... Sorunuz gelecek ama sorunuz sesli bir soru. Önce dinleyeceksiniz. Sonra Yasemin Hanım soruyu size iletecek. Hazır mısınız? Hazırım. Dinliyoruz efendim. Ulvi'cim, dinlediğimiz müzik hangi film serisine aittir? A. Geleceğe Dönüş. Evet, cevap Geleceğe Dönüştü. Böyle Marty mi? McFly ve Doktor
Aslında, Emmett Brown hatırlıyor musunuz? Evet evet, aslında hatırladım, biliyor musunuz geleceğe dönüş olduğunu. Ama emin olamadım yani açıkçası. O yüzden de hani cevap vermek durumunda kaldım. Hayırlısı, nasip böyleymiş yani. Hayırlısı efendim. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. İyi günler. Buyurun. Teşekkürler. Semiha Aydın geliyor. Merhaba, buyurun. Yardım edeyim mi efendim, ister misiniz? Ay teşekkür ederim, çok hiç sağ gerek ol. Yok diyorsunuz. Ne güzel. Yani korkuyordum aslında buraya oturmaktan. Nasılsınız? İyiyiz efendim, sizler nasılsınız Semiha Hanım? Teşekkür ederim. Yani sizi burada şimdi görünce bir an çok heyecanlandım. Nasıl gidiyor hayat? Hayat şu anda çok heyecanlı. Genelde de öğretmen olduğum için öğrencilerle haşır neşir. Lise öğretmeni misiniz efendim? Lise öğretmeniyim, evet. Ne, alanınız ne? Tarih öğretmeniyim, Ankaralıyım, Ankara'dan katılıyorum. Aslen Kırıkkaleliyim. Buradan aileme de sevgilerimi yolluyorum, onlar da çok seviyorum onları da. Çocuk var mı? Var, bir oğlum var. Onunla beraber mi geldiniz? Onunla beraber geldim. Canım, ciğerim, bir tanem. Peki, hoş geldin. Merhabalar, ben Kürşat. Anneme güveniyorum. Uzun süredir bu yarışmayı istiyordu. Sonuç ne olursa olsun onu seveceğim. Tabii ki. Yani. Anne kaybettin, artık seni sevmiyorum. Yok. Sence kaç lirayla ayrılır buradan? Yani çok iddialı konuşmak istemiyorum ama yüksek bir şey bekliyorum ben. Kitap okumayı sever misiniz efendim? Çok severim. Yani hayattaki en büyük hobilerimden biridir. Yani kitap okumak ve bilgiye ulaşmayı çok seviyorum. Bilginin çok özel olduğunu düşünüyorum. Bilgiye sahip olmanın çok özel bir şey olduğunu düşünüyorum. Peki öyle. Umarım bugün onun meyvelerini toplarsınız. Yani öğrenciler babında topluyorum. Yani emin olun. Geri dönüşleri çok iyi oluyor. Yani belli bir mevkiye gelip de ziyaret etmeye geldikleri zaman müthiş bir haz yani, müthiş bir gurur. Ki ben kendi oğlumu da okuttum. Onun da öğretmeniyim bu arada. Nasıldı dersler? Sınıf öğretmenliğini beraber de yaptım bu arada Murat Bey. Dersine girdiniz yani. Dersine girdim, hatta rehber öğretmeniydim yani, sınıf rehber öğretmeni. Benim de babam ilkokul öğretmenliğimi bir sene yaptı. Hı hı. Karnemde bir tane iyi oldu hayatım boyunca. O da boş zamanlarını değerlendirme. Haksızlık diyordum ama sen her şeyi biliyorsun. Evdesin, görüyorsun. Diğer arkadaşlar ne yapıyor bilmiyorsun diyordum. Ama Murat Bey... Senin de nasıldı? Tarih dersi, tarih notun? Benim de tek kötü dersim tarihte. Öyle oluyor galiba değil mi? Terzi İnsan kendi söküğünü dikemiyor Murat Bey. Yani onu anladım. En acımasız insan kendi yakınına davranıyor tabii. Aynen. Kalmadın ama değil mi tarihten? Yok, verdim yani. Üzüyor muydu sizi? Çok yaramazdır. Beni bu şey yarışmaya da aslında kendisi ikna etti. Böyle biz ikimiz kanepede bir gün otururken, anne gidelim mi gidelim, böyle bir tantana gürültü. Böyle bir baktım elimde laptop Murat Bey. Bir giriyor yani, bir şeyler yazdık, çizdik. Sonunda buradayız. Yani onun eseri biraz, öyle söyleyeyim. Peki o zaman umarım buradan hedeflediğiniz parayla ayrılırsınız. Hedeflediğim... Var mı bir hedefiniz? Onu da söyleyeyim. Dün gece rüyamda 30 bin lira kazandığımı görmüşüm. Hani belki bilmiyorum, yarışma telaşının etkisiyle de olabilir. Rüyalarım da çıkar genelde Murat Bey, bilemiyorum. 30 bin lira İnşallah en az 30 bin diye lira düşünüyorum. Belki. Peki efendim. Kuralları biliyorsunuz Semiha Hanım. Biliyorum. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Yarışma başlıyor. Sen bir ana, sen bir baba, her şey oldun artık bana. Sözlerinin geçtiği çocuk şarkısında canım benim denilen kişi kimdir? A. Sıra arkadaşı. B. Okul aile birliği başkanı. C. Öğretmen. D. Okul müdürü. Öğretmenim, canım benim. C şıkkı öğretmen demek istiyorum. Son kararım. Evet.
Evet öğretmenim, ikinci soruyla devam ediyoruz. Esip gürleyen birinin ruh hali nasıldır? A. Sevinçli. B. Sinirli. C. Şımarmış. D. Şaşkın. Esip gürleyen, şımarmış, sevinçli ve şaşkın olma ihtimalini düşünmüyorum. Süre azalıyor. Sinirli son kararım. B. Sinirli son kararım. Tebrikler, 1000 lira kazandınız. İlk aşamayı geçtiniz. Teşekkür ederim. Korkulan olmadı. Çok korkuyorum. Sırada 3. soru var efendim. Gelsin lütfen. Çocukların oynadığı mahalle maçlarında takımlar kurulurken oynaması garanti olan çocuk hangisi olur? A. En mızıkçı olan. B. En küçük olan. C. Topun sahibi olan. D. En uzakta oturan. Şimdi en küçük olanı eliyorum direkt. Öyle bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum. Yani öyle bir en uzakta oturan da sanki daha zorlanır gibi geliyor bana. Ben daha doğrusu. Ben topun sahibi olan bana çok mantıklı geliyor. Hani topun sahibidir. Garantidir yani onu oynatmak zorundadırlar gibi geliyor bana. Ben C şıkkı demek istiyorum. Son kararım. Topun sahibi hem oynar, hem penaltıları kullanır, hem teknik direktördür, hem o istediği zaman maç biter. Ama mülkiyet hakkı kutsaldır Murat Bey. Mülkiyet hakkı yani. Evet, sırada 4. soru var efendim. Devam ediyor. Kıyıdaki yapıları, tekneleri dalgaların yıpratıcı etkisinden korumak amacıyla liman ve iskele önlerine yapılan uzun sete ne ad verilir? A. Dalga vuran. B. Dalga kıran. C. Dalga kesen. D. Dalga biçen. Hiç dalga vuran diye bir şey duymadım. Yani manasız geldi bana biraz. Dalga kesen de zannetmiyorum. Dalga biçen. Yani bunlardan en mantıklı ve sanki duymuş gibi olduğum dalga kıran. Dalga kıran olduğunu düşünüyorum. Dalga kıran. Eminim. Son karar. Evet, sırada 5. soru var. 5000 lira değerinde. Geliyor efendim. Duman rengi için kullanılan ifade hangisidir? A. Ekru. B. Bej. C. Fuşya. D. Füme. Şimdi Murat Bey, bu ekru kırık beyaz diye hatırlıyorum. Fuşya da böyle pembe, mor karışımı bir renk diye hatırlıyorum. Bej, kırık beyaz gibi. Füme... Füme gri'nin bir tonu diye düşünüyorum ve gri de duman rengidir diye düşünüyorum. Yani yanlış bir mantık kurmadıysam eğer füme olduğunu düşünüyorum. Füme son kararım, evet. D şıkkı, füme son kararım. Füme zaten duman demek. Ama dediğiniz gibi yani gri bir renk. Ha, diğer o da daha gri'nin bir tonu. Evet, alakasız bir. Evet efendim, sırada 6. soru var, geliyor. Kele halk arasında hangisinin yerine kullanılan bir kelimedir? A. Keçi. B. Ördek. C. Deve. D. Boğa. Ben burada telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum mümkünse. Tabii ki jokerleri tanıyoruz.
Seda Karaca Andiç, Bilgehan Andiç, Huriye Altıntaş Demir. Seda Karaca Andiç olabilir birinci jokerimiz. Kimdir efendim kendisi? Ablamın kızıdır. Çok severim kendisini de. Yani o olabilir. Peki arayalım Seda Hanım'ı. Seda Hanım iyi akşamlar. Ben Murat Yıldırım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun efendim. Teyzeniz Semih Hanım'la beraberiz. Size bir sorumuz evet. olacak. Hazırsanız tamam. eğer. Hazırım buyurun. 30 evet. saniye süreniz olacak efendim. Buyurun. Sedacığım, kele, kele halk arasında hangisinin yerine kullanılan bir kelimedir? Keçi, ördek, A keçi, B ördek, C deve, D boğa. Kele, halk arasında... Boğa olabilir mi? Süremiz var, bir 10 saniyemiz daha var. Kele, keçi, ördek, deve ve boğa Sedacığım. Keçi? Keçe. Kele, pardon, kele. Tamam. Boğa dedi. Ben seyirci joker hakkımı da kullanmak istiyorum. Tabii ki sevgili seyirciler. Kele, halk arasında hangisinin yerine kullanılan bir kelimedir? A, keçi. B, ördek. C, deve. D, boğa. Süreniz 10 saniye. Seyirciler birbirine yakın cevaplar vermişler. A şıkkı birinci sırada %33 ile keçi, sonra %24 ile D şıkkı boğa, %23 ile C şıkkı deve ve %20 ile B şıkkı ördek diye devam ediyor efendim. %50 aklımda kullanayım. Çok zorlandım soruda. İki tane yanlış cevap veriyoruz biz de. Evet. B ördek, D boğa kaldı. Süreniz azalıyor. Boğa diyorum, boğa son karar. Semih Hanım, telefon jokerimiz Seda Hanım aslında boğa dedi. Güvenmediniz sonra iki joker daha harcadınız. Üç joker gitti bir soruda. İşte emin olamadığını düşündüm ben. O yüzden hani kesin teyze boğa demedi diye düşündüm. Oralarda biraz riske girmek gerekiyor. Riske yani. Girmek gerekiyordu evet haklısınız. Ki ileride o jokerler bizim çok ihtiyacımız olacak jokerler. Sağlık olsun diyoruz. İkinci baraj sorusuna geldik. Bu soruyu bilirseniz bir jokeriniz daha olacak ama çift cevap jokere eklenecek ve 15 bin lirayı garantileyeceksiniz. Sırada 7. soru. 15 bin lira değerinde baraj sorusu var. Sesli bir soru. Önce dinleyeceğiz sonra soru gelecek efendim. Dinlediğiniz Bad Romance adlı şarkıyı hangi şarkıcı seslendirmektedir? A. Amy Winehouse, B. Lady Gaga, C. Adele, D. Madonna.
az inanır mısınız az önce yani 3 saniye önce dedim ki 7 bin lirayı alayım çekileyim. Ama dedim 1000 lirayla 7 bin lira arasında hiçbir fark yok. Risk alayım yani risk. İyi yaptınız ama keşke o riski önce de alsaydık diyoruz tabii. Ben o evet boğaz sorusunda yani Seda söyledi Sedacığım ama hani emin olamadım biraz heyecanımda. Gerçi heyecanım da yok. Çok yani yukarıda çok heyecanlıyım ama şimdi o kadar heyecanlı değilim. Peki sağlık olsun 15 bin liranız hayırlı olsun. Garantilediniz. Çok teşekkür ederim. Bir de jokeriniz eklendi şimdi. Çok teşekkür ederim. Çip cevap joker hakkı kazandınız efendim. O da önemli bir şey diye düşünüyorum. Tabii ki. İnşallah. Evet 60 bin liraydı hedefiniz. Evet. Ne yapmayı düşünüyorsunuz buradan alacağınız parayla? Vallahi Murat Bey çok kolay bir hayatım olmadı benim hiçbir zaman. Hep hani zorluklarla büyüdüm ama ben bunu bir hani eksi bir durum olarak görmüyorum. Hayatım bir artısı olarak görüyorum. Bu zorluklar beni hep böyle bir yerlere taşıdı. Bir kafa olarak, kültür olarak insani duygularımı geliştirdi. Dediğim gibi çok zor şartlarda yaşadığımız zamanlar oldu. Çocuğum okuyor üniversitede. Kendim okutuyorum. Üniversitede okutmak da kolay değil. Tabii. Bilmiyorum çocuğunuz var mı? Şeyiniz yok. Olunca görürsünüz ve üniversite yani çok gençsiniz. Üniversitede çok çocuk okutmak kolay değil. Yani ona harcarım. Yurt dışına gitmek istiyor. Yurt dışında bu Erasmus projelerine falan katılmak istiyor. İşte work and travel yapmak istiyor. Yani benim neyim varsa oğlumun. Ha, onun için uğraşıyorum şu saatten sonra. Ne güzel. Öyle. Kürşat. Evet. Haylaz. Çok yaramazdır Murat bu, Bey. Work and travel ha? Evet work and travel düşünüyorum. Demek o yüzden annenin buraya gelmesini istedi. Tabii. İyi gidiyoruz ama fena değiliz. Ya. Yani o hata evet biraz hata oldu orada. Bu ama ayı yani güvenemedi bilmediği bir soruydu. Bir yandan da en çok korktuğumuz şey hani evet. Sesli soru hem ve barajda gelmesi hem de hiç jokerin olmamasıydı ve onu geçmemiz çok mutlu etti beni açıkçası. Çünkü en çok hani bu senaryoyu 3-4 kere kurduk ve içinden çıkamadık. Öyle mi? Evde ihtimallerimi değerlendirdim. Şimdi şöyle. Bu en kötü ihtimal miydi? Evet. En kötü ihtimal neydi Murat Bey onu söyleyeyim. Yabancı bir sesli müzik şarkısının gelmesi. Ve hiç çünkü jokerinin kalmaması. Hiç jokerimin kalmaması ve ben Seda yeğenimin jokerini ona saklıyordum böyle gözüm gibi ona ayırmıştım yani. Ve ben jokerleri böyle bir anda paniğe kapıp bitirince dedim ben bittim. Çünkü yerli müzik olsa az çok biliyorum yani çıkarıyorum işte melodiden falan. Hmm. Yabancı müzik kültürüm çok zayıf yani. Ama ben türkü seviyorum. Hiç joker kullanmadan cevapladığınız soruda yabancı müzik sorusu oldu. Evet yani hayatta böyle bir şey herhalde. En çok korktuğum soruydu bu. Peki o zaman. Tebrikler. Teşekkürler. Efendim. Sırada 30 bin lira var. 8. soru. Hayırlısı. Geliyor. Hangisi Fransız edebiyatçı Marcel Proust tarafından yazılan Kayıp Zamanın İzinde serisinin kitaplarından biri değildir? A. Swanların Tarafı B. Sodom ve Gomorra C. Albertine Kayıp D. Sabırsız Yürek. Şimdi Murat Bey bu Sodom ve Gomorra bu Yakup Kadri Karasmanoğlu'nun yazdığı bir kitap vardı. Yanlış hatırlamıyorsam o mu acaba yoksa Marcel Proust'un yazdığı seri kitaplarından biri mi? Şimdi onu çıkaramadım. Eğer oysa bahsedilen Sodom ve Gomorra Yakup Kadri'nin yazdığı kitapsa o değil. Yani cevap o olması gerekir. Açıkçası Proust hiç okumadım. Yani çok okuyorum ama Proust okumadım.
Diğerleri hakkında da yani net olarak bir fikrim yok. O yüzden cevap hakkında kullanabilirim. Yani sonuçta kaybedecek bir şey. Tabii ki 15 bin lira garanti yok yani, kaybedecek öyle bir şeyiniz yok. Zaten cevaplamanız gerekiyor. Ha, mantıklı yani olan. Mantıklı olan o. Evet efendim. Çift cevap joker hakkını kullanıyor musunuz? Kullanayım. Yani emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Son kararım. Pekala. Şimdi iki tane şık seçeceksiniz. Hı hı. Önce birini alacağız sizden efendim. Ya işte o ilk tespit ettiğim hani Sodom ve Gomorra olabilir mi? Kayıp zamanın izinde. Sodom ve Gomorra demek istiyorum. Yani o çok takıldı kafama. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Son kararım. Yakup Kadri'nin bununla ilgili bir kitabı var. Evet doğru. Var diye ben de biliyorum. Ama bu çok ünlü bir hikaye olduğu için birkaç tane yazarın bununla alakalı kitabının olması normal. Doğru. Benim hatırladığım kadarıyla da Tevrat'ta geçen bir hikaye. Tevrat'ta geçen bir hikaye, evet. Sodom ve Gomorra. Onun dışındaki diğerleriyle ilgili bir fikrim yok. Ama hani içlerinden Albert'in kayıp, Svanların tarafı. Hani sabırsız yürek olabilir gibi geliyor. Yani şu anda sadece onu düşünüyorum ama sadece öyle bir his, bilgi olarak değil. Yani umarım odur, öyle söyleyeyim. Bu arada bu bekleme yerinde beklerken yani şey söyleyip söylemek konusunda kararsızdım. Sizin Nurgül Hanım'la bir diziniz vardı. Çok severek seyretmiştim. Teşekkür çok ederim. Böyle masalsı ve peri masalı gibi gelmişti bana. Bir dinleyince de çok üzülmüştüm. Ama bir de Suskunlar diye bir diziniz vardı. Hatırlıyor musunuz? Ya hatırlıyorsunuz tabii. Hatırlamıyorum. Yani. Çok saçma bir soru oldu. O dizinin yani bitmesine çok üzülmüştüm. Yani bana çok hoş, orijinal bir dizi gibi gelmişti. Onu dedim söylemek istiyorum en azından. Teşekkür İkinci ederim. Soruda biri elensem bunu söylemeden gitmek istemedim yani. Sağ olun, çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ama cevabı söylemeyeceğim. Yok, o yüzden değil, o yüzden değil. Yani zaten... Şaka yapıyorum. Zaten olursa da artık şansıma, olmazsa da... İnşallah doğru cevap bu heyecanı tanıdım. Seyirciler de sağ olsun çok yardımcı oldular. Ben sabırsız yürekliyim. O sadece bir his yani. Emin misiniz? Eminim. Son kararım. Son kararım. Rüyam gerçekleşti. Tam onu diyecektim. Rüyanız gerçek oldu efendim. 30 Rüyam bin lira gerçek kazandınız. Oldu inanamıyorum. Ve annem de derdi sabah namazına yakın görülen dualar tutar diye. Yani tutarmış öyle bir şey. Ve ben bunu saat 4:30-5'e doğru gördüm. Yani şaşırdım. Sadece şaşkın bir. Anneniz galiba. Annem canım. Evet annem. Nerede kendisi şu anda? Annem bir bu burnunun kenarında böyle bir kitle gibi bir şey çıktı Murat Bey. Hmm. Rahatsız şimdi onu aldıracağız ben Ankara'ya dönünce. Geçmiş sağ olun. Olsun. Şimdi Ankara'da babam vefat etti. Yalnız Allah kalıyor. Rahmet eylesin. Sağ olun. En yakın zamanda da sağlığına kavuşur inşallah. Kavuşur. Annem de hep dua etti. Böyle gelirken de dedi oradakilere herkese size bana herkese dua edip gönderdi beni. Annem öyle çok dualıdır, öyle bir insan. Sağ olsun. Canımdır, öyle sağ söyleyeyim. Olsun. Birinci canım, ikinci canım. Demek anneni bırakıp work and travel'a gideceksin ha? Yani umarım. Git tabii ki git. Yeni şeyler öğren. Yeni yerler gör. Yeni deneyimler kazan. İnşallah. İnşallah. Anneni de unutma. Sonra zaten yine onun yanına döneceğim ama. Hangi bölüm, hangi üniversite? Ege Üniversitesi İktisat Bölümü, İzmir. Üçüncü sınıfım var üniversitede.
Pek bir şey kalmamış. Aynen, son 2 yıl işte. Hadi bakalım, ha gayret. Ha gayret. Teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkürler. Evlat çok ayrı bir şey Murat Bey. Yani Allah hepinize olmayanlara, size, herkese nasip etsin. Çok ayrı bir duygu yani. Amin. Hayatta yaptığım en iyi şey diyorum her zaman için. Evet. Rüyanız gerçek oldu. Ay evet. 30 bin lirayı kazandınız. Eğer çekilirseniz yarışmadan. Ama sırada 60 bin liralık soru var. Şimdi o gelecek. Bakarsınız bildiğiniz bir soru gelir efendim. Yani inşallah çok hiç hayır demem yani çok da iyi olur. Gelsin mi? Gelsin. Gelsin. Sırada 60 bin lira değerindeki 9. soru var. Geliyor efendim. Farz-ı muhal kelimesindeki muhal ne anlama gelmektedir? A. Mümkün. B. Mekan. C. imkansız. D. Zaman. Haydi bakalım. Beni cevapla diyen bir soru. Şimdi bir tarih öğretmenine böyle Osmanlıca ve Arapça bir kelime sorarsanız cevaplamadan nasıl dursun? Değil mi? Sanki bulmacalarda da çıkan bir soru gibi bu diye hatırlıyorum. Muhal. Farz muhal sana geliyorum denir. Farz muhal mümkün ki bunu yapacağım. Sanki mekan ve zamanla ilgili değil gibi geliyor bana ama ilk soruyu gördüğümde Murat Bey aklıma direkt ilk kelime olarak mümkün kelimesi geldi. Yani mümkün. Mümkündür ki bunu yapacağım. Mümkündür ki bu olacak. Nasıl kullanırız bu kelimeyi efendim? Farz muhal, farz et ki... Farz muhal bu soruyu bildik. Çok güzel olur. Farz muhal bu soruyu mümkün. Mümkün ki bu soruyu bildik. Mümkün gibi geliyor bana her halükarda. Dönüp dolaşıp mümküne geliyorum yani. Farz muhal. Cevap verecek misin? Cevap vermek istiyorum. Cevap vermem... Mekan ve zaman... Farz-ı muhal, muhal. Mümkün. Yani mümkün diye düşünüyorum ama... Cevap versem imkansız. Mekan zaman. Mekan ve zamanın hiç olduğunu düşünmüyorum. Keşke şimdi yarı yarıya joker hakkım olsaydı. O zaman ne derdiniz? İki şık aklınızda hangileri mümkün daha çok ağır basıyor? Mümkün ve imkansız. Mümkün derdim mümkünse. Farz et ki... Farz muhal ki... Yani aslında 60 bin lira çok iyi gelir bize. İkimize. Oğlum da bana. Ne planlıyorsunuz 60 bin lira gelirse eğer? Yarısıyla kendime bir araba almak istiyorum. Arabam yok. Ben işte krediyle bir ev almıştım. Onun taksitlerini ödüyorum. Çocuk okutuyorum. Ancak ikisi başa baş geliyor. Bir arabam olsun isterdim. İstiyorum yani. Ama... pek mümkün gözükmüyor. Bilmiyorum. Yani çok cevap vermek isterdim ama... Rüyam gerçekleşecek gibi duruyor. Ben cevap vermeyeyim. Yani mümkün demek istiyorum ama yarı yarıya düşecek yani onu düşünüyorum. Tamam yani böyle olsun. Rüyam gerçekleşsin. Çekiliyor musunuz? Çekiliyorum. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız. Son karar.
Cevap mümkün çıkarsa çok üzüleceğim. Şimdi bu çok biraz yanlış kullanılan bir ifade galiba. Yani mesela farz-ı muhal İzmir'den İstanbul'a uçarak geldim. Yani imkansız bir... şeyler için söylenir bu. Ha. Doğru söylüyorsunuz. Bak o mantıkta hiç düşünmedim. Sanki ben orada mümkün ki bunu yapabilirim. Muhal. Farz, muhal. Hı. Doğru söylüyorsunuz. Siz mümkün mü diyecektiniz efendim? Mümkün ve imkansız arasında. Yani çift cevap hakkım olsaydı. Mekan zamanı hiç düşünmedim zaten. Peki bakalım cevap neymiş? Cevap imkansızmış efendim. İyi olmuş o zaman. Hayırlısı ya oradaki muhal, olmuş. Hani olmaz ya. Ha olmaz ya oldu tamam. Şimdi ben oradaki olmaz kısmı imkansız anladım. Olan kısmı. Ben onu kısmı. Çıkaramadım. Hani olmaz ya oldu var ya o ifadeyi çıkaramadım az önce. Yani aslında şanslı da bir günümde sayılırdım yani öyle söyleyeyim. Çünkü o Lady Gaga cevabı döndürmüştü yani olayı. Kısmet dediğim kısmet. Gibi rüyalar. Sağlık olsun efendim. Çok teşekkür ederim. Rüyanız gerçek oldu. Gerçek oldu. İçimdekileri de söyledim size söylemek istediklerimi. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Rica 30 ederim. Liranız hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Evet. Kim milyoner olmak ister? Bu bölümlük sona eriyor. Hayat bir sınavdır. Umarım bu sınavdan çok başarılı olursunuz. İyi akşamlar.